Al bakalım, sıra sende. Güzel. Şimdi sıra sende. Ya baba bey, benim bugün de kütüklere gitmem gerekiyor ya. Adam 50'ye kadar sayabiliyormuş. Ya düşünsene, adamın potansiyel serveti sadece 50 TL. Ben gideyim şuna bir saymayı öğreteyim de bari geliri daralması çocuğun. Baba, dün akşam Zekai çok geç geldi eve ha. Zekai hiçbir yere gitmiyorsun, gözüm üstünde. Neyse, hadi bakalım Kutlusu baba. Somer size emanet. Siz nereye gidiyorsunuz ya? Biz Sevimlere gidiyoruz babacığım, yemeğe davet etti Sevim bizi. Cevahir nerede? Bilmiyorum, arıyorum ama telefona cevap vermiyor. Siz bilmiyor musunuz? Ya, bizim ahamda... Kimin, neyi? Abim, abim, haberimiz yok ki. Bak Cevahir Kirişçi, oğlun. Bak bizimle ne alakası var? Kutlusu baba. Diş görüşmesine gitmiştir. Hadi görüşürüz. Hadi bak, yaramazlık yapma lan. Bay bay. Zekai. Ya Allah razı olsun abla ya. Pavyon parası çıktı. Ama izin yok. Zalim şartlar. Zekai. Bütü, bütü. Benim için bir iyilik yapar mısın? Hayır. Ver o zaman parayı. Ya vay arkadaş ya. Ya vay arkadaş, ver tamam, ver parayı. Ne istiyorsun söyle benden. Yeter ki parayı geri alma. Bana bir adres lazım. Kaldı lan bunlar. Çok güzel. Hayvanlar kralı, yavaş ye. Koynuna sosis kaçacak. Bu saatte oraya gidecek ortam. Allah Allah. Çok derginsin Ceva. Çok derginsin. Git banyo, tamam mı? Bir duş al. Rahatlarsın yani. Tuvaletini yapıyor da hacı. Bana bak. Yüzündeki toksinleri böyle bırakınca rahatlarsın. Ya aşk kitap. Bak gene yemişsin sosislerden. O sosisler sayılı ya. Masanın düzenini bozuyorsun ayrıca. Yardım edin hadi biraz bana. Gelecekler şimdi. Geç içeriden, mutfaklar getirecekler. Kapı, kapı çalıyor. Kapıya bak. Ben bakarım. Ha geldiniz mi? Hoş geldiniz. Gel Nazan, gel. Nazan ne haber ya? Hoş geldin. Evet, sen nereden geldin? İyiyim. Senden ne haber? Ne haber kız? Senden ne haber? Ne haber kız? Nereye oturuyoruz? Valla aslında herkes istediği yere oturacak ama... Hoş geldin. Kendin mi buradaydın? Nazan? Sevim? Tuzak mı kurdunuz bana? Ya aşk olsun, ne tuzağı canım? Öküzünün altında tuzağı arama ya. Zeyno ortam. Bunlar zehirsiz, yumul. Bambu yüzlüm. Bak Zeynep. Baksana şu kapıya. Zeynep hazır berrak yokken. Bak dupduru senin karşında dururken ne olur beni dinlermişsin bak. Hello. Ay inanmıyorum ya. Cevahi, Cücü papasını özlemiş. Sen nereden buldun burayı ya? Pis kokuyor, burnum hemen alıyor. Allah'ım yarabbim be. Plan bozuldu. Hadi neyse. Zeynep gel. Hadi bakalım biz seni eve bırakalım. Hadi hadi. Hayır. Gitmiyoruz arkadaşlar. Hadi oturun sofraya. Buyurun. Yani ben şöyle geçiyorum, kalkıyorum diye mutfağa da. Geç, geç. Bir zaman geç. Ben şöyle geçeyim. Ya bırak baba, ya bırak ya. İstemiyor. Vallahi Berrak'cığım gördüğün üzere yani az iskemlemiz var. Herkes de yerine oturdu ama hayır illa oturacağım ve sizle yemek yiyeceğim diyorsan... Evet diyor. Ulviton kalk. Banyodan şu bizim ufak tabure var ya onu getir. Ben de gideyim ya. Yok kalk.
Ya biz ona oturup böyle yıkanıyoruz. Allah Allah, etimiz de yiyor ona. Sabahın nurunda kalkmışsın, dikilmişsin. Evden çabuk uzaklaş. Gün var bugün evde. Cık, o değil de. Gitgide Zeyzey benden uzaklaşıyor be ortalama kadın. Öyle dünkü olaylardan sonra kız iyice soğumuştur benden. Sevmiyordur artık beni. Niye sevsin ki zaten? Beni bir sevdi, başına gelmeyen kalmadı. Yine sever mi sence? Ay zaten ben de anlamadım seni nasıl sevdiğini. Çok okumuş kız ya, ondan herhalde. Aferin, bir sen kalmıştın ha. Sen de yarama şaplakat. Allah senin eline düşürmesin Emin. Ellerin fert görmesin inşallah ya. Allah'ım ya Rabbim, ortalama Türk kadını seni. Ya tamam ya, kızma be abi. Üf, Kenar, ben Zeynep'le aranızda köprü olurum. Şukufe'yle de aranızda mesaj taşıya taşıya şifre kırıcıya dönmüştüm. Hadi ben yol yaparım aranızda, üzülme. Ya asma suratını abim benim. Sağ ol canım. Zeynep'ciğim kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Ay hiç öyle. De hesap kitap. Hoş geldin Nazlan'cığım. Hoş buldum. Ya Zeynep, ne olur kusura bakma dün akşam için. Özür dileriz ya. Biz abimle konuşun istedik ama o kınalı kafa geldi, her şeyi mahvetti gıcık. Ya saçmalama, sizin suçunuz yoktu. Nazan, bir şey soracağım sana. Ama aramızda kalsın. Berak'la Cevahir aynı yatakta mı yatıyor? Ay yok canım, saçmalama. İzin verir miyiz öyle bir şeye biz? Ya onlar mecbur kalmadıkça bir araya bile gelmiyorlar. Ama o berrak hep mecburiyeti senin yanına sürüklüyor. Peki evdekiler işlerine sindirdiler mi berrağı? Sevdiler mi? Ay annemle babaannem hala gelinimiz Zeynep diyorlar. Babam da çok üzüldü. Ama babamı bilirsin işte. İki damla gözyaşına kıyamaz. Hemen imkan sağlamaya çalışır. Muazzez annemle Hafize annemi çok özledim. Ya bugün gelsene bize. Gün var bizde. Ay yok ya. Şimdi berrak bir şey söyler, ben cevap veririm, gün mahvolur. Aman kadın günü dediğin şey de bu zaten, ne? Merhaba Zeynep. Merhaba Filiz, hoş geldin. Hoş bulduk. İlaçlarım hazır mı? Hazır. Gel ama nasıl uygulanacağını göstereyim tamam. Sana. Hemen geliyorum tamam. Nazan. Anladın değil mi Filizciğim? Evet, teşekkür ederim. Rica ederim, geçmiş olsun. Zeynep'ciğim ben de gideyim. Gün var ya hani. Tamam. Bekliyoruz bak, tamam? Bakarız. Hadi hadi gel, bakma gel. Ne boş boş duruyoruz burada? Gidelim kahvede boş boş duralım. Üşüntün geldi oğlum. Ulvi. Hiç giderin yok değil mi gidersiz? Oğlum Nazan mesaj yolladı, abi sana bir şey göstereceğim diye onu bekliyoruz. Abi, aha, Nazan. Abi bak, bak bak. Bunu Zeynep'in günlüğünden gizlice çektim. Ana, internete koyalım bunu. Lan oğlum Ulvi, seni internete koymadan tıklarım. Fikrini sabite al, beyan etme. Hayır, ne yazıyor lan burada? Yakın gözlüğüm de yok ki. Ay abi, senin için gidememiş Zeynep buradan. Sen de tutuklu kalmış yani. Allah'ım ben de ona tutukluyum ya. Ya arkadaşlar, ikimiz de mahkumuz ama sıcacık bir hapishanemiz yok. Aferin kız, kendin bu. Aferin. Ay abi. Dur be, gün var, eve gitmem lazım. Hadi görüşürüz. Hadi ben eyvallah, hadi. Şişt, yetersiz. Gel lan, sana da sarılayım. Seni de sıkayım ha. Aslanca bana ya.
Sarılma, sık beni. Ben içine al Ceva. Tek kişi olalım. Lan oğlum yavaş, ne yapıyorsun? Ay güne gitsem mi ki acaba? Gideyim ya. Bu berrak denen sinir bir şey derse veririm dil altını. Hayırdır bacım? Nereye ikindi vakti? Biraz başım ağrıyor abi. Tam yerindesin kızım. Ağrı kesici al. Yok. Ruhsal bir durum. Sen bakar mısın abi dükkana? İyi madem. Cebin açık olsun. Anlamadığım bir şey olursa ararım. Tamam abi. Hadi görüşürüz. Nasıl bir ruhsal ağrıysa gülücüklerle git.